Herkese merhabalar. Yayınımız 1-2 dakika sonra başlayacak. Şu an bağlanmalar devam ediyor. 1-2 dakika sonra başlayacağız. İyi akşamlar efendim. Kolay gelsin. Ahmet Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkürler. İyi akşamlar herkese. Ahmet Bey, iyi akşamlar. 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 Ahmet Bey, ben anketi doldurdum, size ulaştı mı? Emin olun. Çok teşekkürler. Biz ankete katılırken kimlik bilgileri almadığımız için ben kimin doldurup kimin doldurmadığını göremiyorum ama ilettiyseniz gelmiştir muhakkak. Tamam. Doğru. Çok tatlısınız. Tabii. İyi günler. İyi akşamlar. Ahmet beni duyabiliyor musun? İyi akşamlar. Evet hocam, duyabiliyorum. Ahmet Marmaris Kampüsü'nden tam bir kişi katıldı şu ana kadar. Tamam, çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Mertan hocam, dilerseniz başlayabiliriz. Tamam, benim sesim ve görüntüm geliyor mu şu anda? Evet hocam, gayet net ikisi de. Tamam. Var mı? Bekleyelim mi? Gelen var mı? Başlayalım mı yavaştan? Başlayabiliriz hocam. 2-3 geçe başlıyoruz her zaman. Tamam, başlayalım o zaman. Şimdi herkese merhaba öncelikle. Merhaba. Bu kapanma dönemlerinde özellikle daha da bir online'a muhtaç olduğumuz günlerle beraberiz. Zaten bu korona sürecinden beri derslerimizi online yapıyoruz ama artık diyorum her zaman ben başlarında konuşmaların, derslerin yüz yüze yapmayı da özledik. Sizlerle yüz yüze interaktif şekilde beraber olmayı özledik ama en azından bu şekilde de iletişim kurup şu günlerde de en azından keyifli paylaşımlar yapıp sizlerin de keyifli sorularıyla ya da keyifli fikirleriyle de güzel şekilde devam etmeyi diliyorum. Bu dersimiz de umarım öyle olur. Şimdi öncelikle çok kısa ben bir kendimi tanıtayım. Tanıyanlarınız mutlaka vardı ama belki dersimiz ilk defa alanlarda girenler de var. O yüzden kendimi çok kısa tanıtayım. Ben Deniz Uzman Klinik Psikolog Mertan Yılmaz. Şu anda Muğla'da kendi merkezimde Psikomer Danışmanlık Merkezi'nde uzman klinik psikolog olarak ve psikoterapist olarak görev almaya devam ediyorum. Daha önceki geçmişimde de Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev alıyordum. Memleketim olan Muğla'ya dönüp İstanbul'u bıraktıktan sonra da burada görev almaya başladım. Tazelenme Üniversitesi'nde de gönüllü olarak sizlerle buluşup derslerimizi veriyoruz. Benim hakkımda şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İsteyenler Instagram'dan, internetten bakabilirler sayfamızdan vesaire. Şimdi ilk başta bugün empati, sempati ve bu kavramların genel hayatımızdaki faydaları ve zararları üzerine konuşacağız. Yaklaşık olarak bir 40-45 dakika, belki bir saati bulur terimsel konuşmalarımız, yani anlatımlarımız. Sonra da bir 15-20 dakika bir nasıl diyelim soru cevap şeklinde sizlerin de sorularını almaya çalışacağım. Şimdi öncelikle empati ve sempati tanımları bizim için niye önemli? Çünkü hani evrimi kabul edelim ya da etmeyelim, bizler hani interaktif olarak iletişim sağlayan, interaktif olarak hayatlarımıza devam eden canlılarız, varlıklarız. Bu yüzden de iletişim kurmak zorundayız. İletişim kurarken de anlaşmazlıklar diyoruz mesela. Değil mi? Televizyonda da haber izlerken iki kişi arasındaki anlaşmazlık yüzünden kavga çıktı. Ülkeler arası anlaşmazlıklar yüzünden şu çıktı, bu oldu vesaire. O yüzden bir anlaşma açısından bizim bir sorunumuz var. Ne yapmamız gerekiyor? Anlaşmamız gerekiyor. Anlaşmamız için de birbirimizi anlamamız, empati kurmamız gerekiyor. Empati kaba tabiriyle bizim işte nasıl diyelim, çok kaba bir tabir olacak belki ama karşı taraf senin işte kardeşine, annene küfür etse, sövse hoşuna gider mi mantığıyla yaklaştığımız bir şey toplum olarak. Aslında çok yanlış bir tabir bu. Hem içinde doğruluk payı var. Yanlış olan tabiri de şu: biz empati kurarken aslına baktığımız zaman karşı tarafın yerine geçiyoruz ama velakin kendim olarak geçiyorum. Bu bir sıkıntı. Şimdi öncelikle doğru empati nasıl kurulur, bunlardan bahsedeceğiz. Sonra içerisinde sempati girecek. Çünkü empatinin biraz fazlası, abartılması, kendini karşı tarafın yerine çok fazla didiklenerek konması sempatiye girmeye başlıyor. Sempatinin zararları var, vesaireleri var. Daha sonra da bu empati ve sempatinin
bize faydaları ne toplum içinde, nasıl kullanacağız, zararları ne gibi etkileri oluyor, bunları konuşmaya çalışacağız. Şimdi empatiye çok kısa giriş yaptık ama empatinin en sıkıcı ama doğru tabiri şu, karşımdaki kişinin yerine kendi kimliğimi bir kenara bırakarak onun yaşadıklarını, duygularını, tecrübelerini anlamaya çalışarak karşı tarafın yerine konma işlemine empati diyoruz. Ne demek? Örneklendirelim hemen. Terimler, tanımlar bize çok uymuyor çünkü. Hemen örneklendirerek yerine koyacağız. Ne demek? Diyelim ki bir erkeğim. Bir kadınla sohbet içerisindeyim. Seans alıyor benden danışanım. Dedi ki Mertan Bey, ben 7 ve 8 arasında seans almak istemiyorum. Dedim ki neden? Dedi ki rahatsız oluyorum. Hava karardığı için veya eve giderken rahatsız oluyorum. Şimdi empati yapacağım diyelim. Genel yaptığımız empati şu. Ben rahatsız olmam. Niye rahatsız olayım? Ne var? Muğla'da yaşıyoruz. 7'de 8'de gidebilirsin eve ki bir sıkıntı olmayacak. Niye yürümek istemiyor? Bence saçma. Empati yaptığımı zannediyorum. Yapmıyorum. Onun yerine düşüneceğim. Kendimi onun yerine koyarak değil, onunmuş gibi düşünerek, hanımefendiymiş gibi düşünerek düşünmek zorundayım. Yani ben Mertan olarak bir kadın olsaydım yine rahatsız olur muydum? Birinci nokta. İkincisi, bir başka sebepleri olabilir mi? Ya acaba bir tacize mi uğradı? Ya da İstanbul, Ankara gibi büyük bir şehirde oturuyordu ve orada yaşadıklarından ötürü mü bir çekincesi var? Bu sorgulamaları yaparak dahi doğru empatiye yaklaşabiliyorum. Bir erkek olarak ne olacak ya mantığıyla yaklaşırsam olmaz. Bu çok spesifik, çok belli örnek ama ince detaylar giriyor işin içerisine. Nasıl detaylar? Örneğin yaş problemleri. Ben diyelim ki annemi babamı anlamaya çalışacağım. Annem babam diyor ki bana, diyelim ki oğlum çok fazla para harcıyorsun. Biraz parayı kenara atmaya çalış. Ben diyorum ki ben olsaydım çocuğuma böyle bir akıl vermezdim. Onu hayatını yaşamasını söylerdim diyelim ki. Şimdi o zaman annem babammış gibi düşüneceğim. Sadece Mertan olarak yine onların yerine geçmeyeceğim. Diyeceğim ki peki ben o yaşa gelmiş olsaydım. Onların tecrübe ettiği şeyleri tecrübe etmiş olsaydım. Ve bir çocuğum yok. Çocuğum olsaydı. Çünkü anne baba daha çok kendi kimliğinin önüne çocuğunu koyar. Ve fayda sağlamak amacıyla bazen sert konuşabilir. O zaman ben de tedbirci olur muydum? Tedbir almaya zorlar mıydım çocuğumu acaba diye düşünürsem o zaman doğru empatiye yaklaşırım. Düşünmem lazım. 30-33 yaşındayım. 33 yaşındaki bir kafa yapısıyla 60 yaşındaki, 65 yaşındaki bir kafa yapısını anlamaya çalışırsam duvara toslarım. O yüzden doğru empati çok çok önemli. Acaba o zaman olsaydı nasıl düşünürdüm? Babam çok aksi. Babamı anlamak zorundayım. Belirli bir yaşa gelseydim, o yaşta olsaydım acaba ben de aksi olur muydum? Babam emekli olmuş. Diyorum ki ne var? Ben olsam çok mutlu olurum. Ne güzel evde oturuyor işte. Ama adam o kadar sene çalışmaya alışmış. Belki emekli olunca kendini değersiz hissediyor. Değil mi? O yüzden ciddi anlamda karşı tarafın yaşıyor olabileceği şeyleri, yaşıyor olduklarını birebir bilemem ama bunu yaşıyor olabilir diyebilirim. Aynı şey siyasi konularda da karşıt görüşlü bir kişiyi anlamaya çalışabilir. Bence saçma, yobaz. Bence saçma, çok modern. Böyle düşünemem. Onun yaşadıklarını da düşünmek zorundayım. Çocukluğundan beri öyle bir ailede büyüdüyse onu eleştirmem. Belirli noktada doğru olsa da kendimi onun yerine direkt koyup empati yapmak yanlış olacaktır. Anlamaya çalışacağım. Niye diye. Özellikle bu konu şu bakımdan çok önemli. Şimdi söyleyeceğim şeyler siyasi şeyler değildir. Herhangi birini destekleyen birine destek vermeyen şeyler değildir. Şimdi yasaklar var değil mi? Dışarıda kolluk kuvveti arkadaşlarımız var. İki tarafın da empati yapması gerekiyor. Kolluk kuvvetinin de vatandaşa, vatandaşın da kolluk kuvvetine empati yapması gerekiyor. Nasıl yani? Şimdi ben çıktım dışarıya. Geldi bana kolluk kuvvetindeki arkadaşım, bekçi, polis, jandarma neyse. Dedi ki izin belgenizi görebilir miyim? Gösterdim. Ondan sonra dedi ki ya şimdi o da bilmiyor değil mi? Genelge yayınlanıyor, değişiyor kararlar, şöyle olacak, o belge şu kadar geçerli uzatıldı diyoruz. Hepimiz şaşkınız baktığımız zaman. Şimdi diyor ki işte amirim izin belgesi var ama 65 yaş üstü diyelim ki çıkabilir mi çıkamaz mı? Şimdi onda bir kararsızlık olduğunu anlamam lazım, empati kuracağım. Bu adam görevini yapmaya çalışıyor. Eğer ki görevini yanlış yaparsa ceza yiyebilir, azar yiyebilir, anlamaya çalışacağım.
biraz daha böyle düşünürsem hoşgörülü yaklaşırım. Ama benim bir görevim yok, bir sorumluluğum yok resmi olarak. Ben olsam vatandaşa anlayış gösteririm diyorum. Ama o vatandaşa anlayış gösterirse belki bana anlayış gösterdi. Bana gösterirken diğerinin izin belgesi yok, ona anlayış gösterdi. Öbürüne bu sefer birisi onun yaptığı şeyi diyelim ki yanlış davranarak görevini suistimal etmesine neden oldu. Anlamak zorundayım. O da azar yedi. O da o yüzden hassas davranıyor, herkese katı davranıyor. Empati kurmak zorunda. O da bana empati kurmak zorunda. Diyecek ki ya ben çıktı bu vatandaş, esnaf diyelim ki. Adam zaten gergin, sinirli değil mi? Para kazanamıyor, efendime söyleyeyim sıkıntılar yaşıyor. O da esnafı anlamak zorunda. Ben bu kişiye tavrımı nasıl değiştirebilirim? Şimdi diyeceksiniz ki ne anlatıyorsun hocam? Niye önemli bu? Bunu düşünürsem karşı tarafa üslubumu azaltabilirim, yumuşatabilirim ve doğru iletişimi sağlarım. Doğru iletişimi sağlarsam, benim kendim adına bunu yaparsam, kendi adıma yapıyorum çünkü bunu, kavga etmeden yoluma devam edebilirim. Yanlış anlaşılmadan devam edebilirim. Çoğunlukla sokaktaki şu andaki tartışmalara bakın. Yasak kardeşim, ceza keseceğiz. Kesemezsin kardeşim, o giriyor, ben ne yapayım? Herkes bir kavga ediyor, sinirleniyoruz. İki taraf da birbirini anlamıyor. Anlamadığımız için de iletişimimiz kopuyor, yalnız hissediyoruz, dışlanmış hissediyoruz, sıkıntıya giriyoruz. Bakın bu bile resmiyette görevi olan biriyle normal hayatta alakası olmayan kişilerin empati kurabileceğini gösterir ki bu da bize fayda sağlayabilir. Onun dışında kimlerle empati kuracağım? Ailemdeki insanlar, komşumla, efendime söyleyeyim, baktığım zaman belki bakkalımla, belki marketimle, belki karşı tarafımda rakibimle, bilmem nemle çalışıyorsam vesaire. Herkese empati kurmaya çalışacağım. Ama kurarken de onun düşündüğünü, yaşadıklarını, duygularını anlamaya çalışacağım. Kendi duygumla geçmeyeceğim. İşin özeti bu baktığımız zaman. Peki bu empatiyi kurmadım, ne gibi zararları var? İletişimimi sınırlandırmış oluyorum. Farklı iletişimler kurmuş oluyorum. Karşı tarafı anlamıyorum. Sert, aksi gibi oluyorum. Aksi gibi görülmeye başlıyorum. Bu sefer de kendimi ifade edemediğim zaman depresyona girebiliyorum, negatif hissedebiliyorum. Baktığınız zaman dışlanmış bireylerde, yani anlaşılmadığını düşünen, iletişim kurmada sıkıntı çeken, aksi takdirde kimsenin onu anlamayacağını, aksi takdirde de yanlış anlaşılabileceğini düşünen insanlar ciddi anlamda problem yaşıyor. Ne gibi problemler yaşıyor? Özgüveninde problemler yaşamaya başlıyor. Özgüven problemleri yaşamaya başlıyor. Özgüveniyle beraber kariyer basamaklarında düşüşler yaşıyor veyahut sosyalliğini kaybediyor, asosyalliğe doğru gitmeye başlıyor gibi 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 pek çok şeye kadar yolu var. Peki ne yapacağım? Birincisi, karşı tarafındaki kişinin duygularını tahmin etmeye çalışacağım bakın. Anlamak bu. Tahmin etmeye çalışacağım. Yani atıyorum ki ben şimdi diyelim ki birini ses açtı, konuşuyor. Dedim ki lütfen kapatır mısınız? Karşı tarafta sert bir tepki verdi bana, kızdı. Diyeceğim ki o zaman, ya o insan teknolojiyi kullanmayı iyi bilmiyor olabilir. Açıldığını fark etmemiş olabilir ve duygusunu anlamaya çalışacağım. Belki ben uyarınca çok utandı ve farklı bir tepki verdi utancından ya da savunmaya geçti. O zaman üslubumu hemen azaltabilirim. Siz de ya da benim tepkimi anlamaya çalışacaksınız. Ya bu adam demek ki bu konularda hassas, daha önceki derslerinde sorun yaşadı, böyle bir şey oldu. Bu yüzden sert tepki vermeye çalışmış olabilir. Bakın, olabilir, bu tepki olabilir, böyle davranılmış olabilir, böyle yapılmış olabilir. Yani bilir yapısını koyduğumuz zaman, mümkünlüğü vardır yapısını koyduğumuz zaman ciddi anlamda rahatlarız. Onun yerine biz şu sistemi kullanıyoruz. Olmalı, meli malı yapısı diyoruz buna. Bu aslında bir bilişsel çarpıtmadır. Bilişsel çarpıtmalar zaten ayrı ayrı bir ders konusu ama olmalı, şöyle davranılmalı, bana kimse yalan söylememeli. Bana şu şekilde para kazanmalıyım. Şu şekilde bir yerde oturmalıyım. Çocuğum şuraya gelmeli. Dersler şu şekilde olmalı. Olmalı derken bir kalıba sıkıştırıyorum kendimi. Kalıba sıkıştırdığım zaman da bana yalan söylenmemeli. Evet, çok güzel bir meli malı ama hemen alacağım bu meli malıyı, topluma, dışarıdaki hayata oturtacağım. Dışarıda yalan söyleniyor mu? Söyleniyor. Ben uzman klinik psikoloğum. Ve yalan söylemek zorundayım. Ne şekilde yalan söylemek zorundayım? Atıyorum, danışanım bana geldi. Sizlerden birisi geldi. Benimle çok özel şeylerinizi paylaşıyorsunuz değil mi? Ve bu paylaşmanın dışında eşiniz de geldi. Hocam dedi, benim hanım ya da beyim sana geliyor. Şunu mu söyledi?
söylemedi diyorum, söylediyse dahi. Ya da dışarıda Muğla ufak bir yer, geliyor kişi bana diyor ki hocam ya şu bizim sana geliyormuş. Yok öyle biri gelmiyor bana diyorum. E yalan söyledim. Şimdi bu benim malımın içerisine uymuyor. Hocam küçük yalanlar. Küçük yalanlar da beynim benim melin malı noktasında onu oturtur ve kodlar ve rahatsız olur. İyi düşünün şimdi hayatlarınızı. Bazen hiç fark etmeden rahatsız olduğumuz, gıcık olduğumuz diye tabir ettiğimiz toplumda şeyler vardır. Herhangi bir şey olabilir. Karşıt zıt parti hakkında konuşulması, zıt bir siyasi görüşe hakkında konuşulması. Atıyorum ki çocuğum evlenecek, takı düğün hakkında konuşulması. Şöyle bir rahatsız olurum, tüylerim diken diken olur. Hassasiyet deriz. Aslında bu hassasiyet meli malılarımızdan kaynaklanır. Ve meli malılar Türk toplumunda özellikle empatiyle de içermesinin sebebi şu. Biz anlaşarak yaşıyoruz. Biz buna dependent culture, independent culture diyoruz İngilizce. Dependent culture, bağımlı kültür. Yani çevirisinde independent da bağımsız kültür. Amerikalı bağımsız kültür. Karıştırmamamız için böyle kodlayacağız. Amerikalı bağımsız. Amerikalı takmaz. Amerikalı akşam yemeğine gelir, mikrodalgada pişirir eşinin yemeğini. Der ki hadi bakalım sen şöyle yap, hadi bakalım burada ye, yemeğini hazırladım. Bizde öyle değildir. Bizde beraber yenir. Karşı taraf komşu piştiğini işte kokusunu aldıysa ona götüreyim. Bağlı kültürümüz. Amerikalı bunu anlamaz. Der ki bana ne ya? Komşu istediğini yiyebilir ya da benim yediğimden komşuya ne? Ama biz bağlıyız. Bağlı olduğumuz için de meli malı kavramı işin içerisine girdiği zaman sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü şöyle olmalı, böyle olmalı da kimse bana yalan söylememeli. Ama ben çevremi de önemsiyorum. Çevrenin bakış açısını da önemsiyorum. Ben özgürüm, boşandım diyelim ki eşimden. Ben özgürüm, istediğim gibi gezmeliyim. Gezebilir miyim? Ne derler klasik mahalledeki komşularım bile? Mertan da boşandı maşallah, bir tarafı yere değmiyor, sürekli geziyor. Şimdi bunu meli malımla çakışıyor mu? Çakışıyor. Çünkü takmadığımı düşünsem de bir süre sonra takacağım, rahatsız olacağım. Rahatsız olmakla beraber kendimi açıklamaya başlayacağım. Açıkladığım zaman karşı taraf empati yoksunuysa, ben de empati kurmakta zorlanıyorsam bu sefer işin içerisine tamamıyla bir zıtlık giriyor, bir kontrast giriyor ve birbirimizi anlamıyoruz. Ben topluma kızmaya başlıyorum, toplum bana kızmaya başlıyor, uzaklaşıyoruz. Şimdi bu nokta bu kadar. Ama devamını getireceğim birazdan ama sempati noktasına gelmek istiyorum. Bu da çok önemli. Hani biz bunu toplumda biraz farklı biliyoruz. Sempatik vesaire diyoruz ama onu unutun. Bizdeki sempati şu. Aşırı empati, karşı tarafı aşırı anlamaya çalışma, aşırı duygularını düşünmeye çalışma, onun yerine düşünüp, onun yerine hissettiklerini işin içerisine katıp bu şekilde yansıtmaya çalışma. İşin özeti şu, annelik içgüdüsüyle davranma gibi düşünebiliriz. Aman bir zarar gelmesin, aman şöyle olmasın, aman böyle olmasın. Çok empatik yaklaşmak. Nasıl? Diyelim ki danışanım da örnek vermişti. Akşam gelmek istemiyorum dedi. Tabii. Siz nasıl istiyorsanız öyle yapalım. Çünkü onu çok anlıyorum. Doğru, kadıncağız rahatsız olabilir. Çok işte kötü hissedebilir. Türkiye'de kadınlar neler yaşıyor. Çok özen göstermeliyiz. Tamam, hemen ben size sabah saatinde ya da şöyle yapalım. Seansı geç yapalım. Ben sizi evinize bırakayım. Dışarıdan şöyle görünebilir. Çok güzel bir hareket hocam. Çok klas bir hareket ama yanlış yaptığım bir şey var. Kişiyi birincisi kendime bağımlı hale getiriyor. İkincisi toplumdan bazı dertlerden yüzleşmesini engelleyerek blokajını sağlıyorum. Bu yüzden güvenli ortamında çıkmıyor ve kişi sorunla yüzleşmiyor. Buna çok yapar. Bizim Türk milletimizde vardır değil mi? Kırkı çıkmadıktan sonra çocuğun değil mi? Bir kırk muhabbeti var galiba. Dışarı çıkarılmaz çocuk. Evde tutulur ya da çıkarıldığı zaman da aman Allah'ım böyle sanki bir efendime söyleyeyim soğuması gerekmeyen, soğumaması gereken paketi sarar gibi çocuğu sarıp sarmalarız. Burasına perdeler, tüpler vesaire arabası öyle çıkartırız. Şimdi Rusları tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Ruslar çocuk doğduğu zaman böyle soğuk bir yer olduğu için Rusya'nın belli bölgeleri özellikle çocuğu buz gibi nehre böyle bir sokup böyle bacağından şöyle tutar çocuğu, sokar çıkarır. Cani deriz. Ne yapıyor? Kara atar çocuğu, karda bir ovalar poposunu, işte orasını burasını, suratını bir ovalar, kardan çıkarır. Biz diyoruz ki bunlar kafayı yemiş. Böyle şey mi olur kardeşim? Adam doğrusunu yapıyor.
Niye doğrusunu yapıyor? Çocuğu mikroba, çocuğu dış faktöre, dışarıya maruz bırakıyor. Çocuk o buzu yiyince, çocuk o soğuğu yiyince, çocuğun immün sistemi dediğimiz ki şu anda pandemi döneminde özellikle immün sistemimiz için vitaminler, destekler, şunlar bunlar, meyveler, sebzeler hepsini yiyoruz. Kaynatıyoruz, suyunu içiyoruz. Cevizi kaynat, saçına sür, suyunun bir bölümünü saçına sürmediğini iç. Bir sürü şey yapıyoruz. Ama kendi torunumuza, kendi aman dışarıdan geldin ellerini yıkan çocuğa öyle dokun. Peki güzel yetiştirdik. Sonra ne oluyor? Kontrol edebildiğimiz belirli bir ortam var. Çocuğun ortamı gitti. İlkokula başladı. Aman Allah'ım, mikrop yuvası ilkokullar değil mi? Bir sürü ortam, bir sürü mikropla karşılaştı. İlk hafta klasiktir, çocuk hasta olur. Aynısı silahlı kuvvetlere gidenlerin başına da gelir, askerliğe gidenlere. İlk hafta içerisinde herkes faranjittir. Herkes faranjittir. Çünkü şöyle diyelim, pek çok mikrobun partisi başlar ve bizim ona bağışık olmayan vücudumuz ya da güçsüz olan immün sistemimiz bu mikrobu atıyorum ki gördüğü zaman bağışıklık geliştiği zaman hasta olur, etkilenir. Tabii ki ortam vesaire de önemli ama bakın sadece küçük bir sempatik hareketim, korumacı hareketim neye maruz bıraktı beni? İkincisi antibakteriyel sabun, antivirütik sabun, yani virütik antivirütik aynı zamanda bakteriyel sabunlar hepimiz duymuşuzdur. Bir ara çılgınlar gibi çıktı. Herkes kullanmaya başladı. Aman kullanalım, aman edelim. Sonra araştırmalar çıktı. Dedi ki araştırmacılar bize, arkadaşlar dediler, bizim elimizde bir tane aura var. Bu aura böyle elimiz terler, yağlanır vesaire. Çok uzun dışarıda ya da bir el tutarken ederken. Bu aura dışarıdan vücudun, şimdi gözeneklerimiz var, buralardan mikropların, virüslerin, bakterilerin geçmesini engellemek için vücudumuzun kurmuş olduğu doğal bir savunma sistemi. Şimdi bu sistemi uzun süreli ve çok antibakteriyel sabun kullandığım zaman vücudum üretememeye başlıyor. Çünkü bakteriyel sabun vücudumu bu ürettiği sisteminin üretim kısmına zarar veriyor. Yani orada öldürürken aşırı öldürüyor. Aşırı öldürdüğü zaman da ben antibakteriyel sabun kullandığım zaman işte yarım saat mi elimi korurken aslında vücudumun doğal ürettiği sistemi çökertmiş oluyorum. Daha fazla hastalığa davetiye çıkarmaya başlıyorum. Sempatik yaklaşım bunun gibi bir şey aslında. Korurken zarar veriyorum. Aman çocuğum bakkala gitmesin ben hallederim. Çocuğun başına bir şey gelmesin. Aman şöyle olsun. Aman çocuğum taşındı mı üniversite için mi? Koşturayım, torunum taşındı mı koşturayım. Ustası şey usta diyorum. Evde usta işi varsa ustasını çağırayım. Mobilyasını ben alayım. Şöyle yapayım, böyle yapayım. Faturasını sen çocuğun babası hadi bakalım faturayı otomatik ödemeye al çocuk ödemesin vesaire. Sempati çok düşünüyorum. Ben zorlandım çocuk zorluk çekmesin sadece okuluna odaklansın. Ondan sonra 30 yaşında 35 yaşında hayata adım atmış özgüveni yerinde olmayan özgüvenini geçtim. Deriz ya pazarlarda hiç mi az görmedin hiçbir şey bilmeyen şirket anlamında vesaire başarılı olamayan çalışma ortamında çok zorlanan kişiler yetiştirmiş oluyoruz. Bakın bu kadar tehlikeli sempati. Ne yapacağım hocam? Sempati yerine empati tercih edeceğim. Anlamaya çalışacağım. Ama sempatinin getirmiş olduğu aman yerine yapayım sistemini biraz azaltacağım. Bu bizim topluluk önünde, toplumda en çok ya da hayatımızda karşımıza çıkan en önemli zararlarından bir tanesi. Bazı şeylerin doğal bir süreci var. Mesela biber. Acı biber hepimiz seviyoruz değil mi? Hani acı yiyemeyen var vesaire vesaire ama acı biberin aslında kendini korumak için geliştirdiği bir defans sistemi. Yani toplumda hayvanıydı, insanıydı bunu yemesin diye biber çekirdeklerinden acılık üretiyor ve savunma geliştiriyor yenmemek için. Ama biz onu daha çok acı biber bayılırım deyip adamın kurduğu savunma mekanizmasıyla beraber yiyoruz. Yani bazı şeylerin olması gerektiği gibi bırakmamız gerekiyor. Biber de kendini korumaya çalışırken bir mekanizma geliştiriyor ama tam tersi bir şey tepmiş ve biz bu mekanizmayı çok beğenmişiz, çok sevmişiz. Koruma mekanizmasını yemeye çalışıyoruz baktığımız zaman. İşte hayatta da bazen korumaya çalışırken yaptığımız şeyler başka şeylere sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden sempatiyi kontrol altına almam lazım. Komşuma, çocuğuma, etrafımdaki kişilere, iş yerime aman şöyle yapayım, aman böyle yapayım. Daha sonra patron gelir yapmasaydın der. Ya da 10 tane çok güzel iş yaparsınız.
bir tane negatiflik yaptığınız zaman şirkette problem yaşamaya başlarsınız. Değil mi? Bu sefer de küseriz, üzülürüz. O kadar emek verdim, o kadar çabaladım. Arkadaş ilişkimizde de böyledir bakın. Ya yıllardan beri arkadaşıma bu kadar değer verdim, o kadar iyilik yapmışımdır. Bir kere borç istedi, veremeyeceğimi söyledim. Darıldı şimdi yaptığı iş mi? Bakın toplumun getirdiği şey, bakış açısı. O da bizi şuna götürüyor zaten. Empatide, sempatide. Şu soruyu kendinize sormalısınız. Hangisini yapıyorsanız yapın. Gerçekten herkese kendimi beğendirebilir miyim? Herkese kendimi beğendirmek zorunda mıyım? Hadi biraz resmiyete dökelim soruyu. Herkesten onay almak zorunda mıyım? Yaptığım eylem herkesin onaylayabileceği bir eylem olabilir mi? Seanslarda biz bunu çok sorguluyoruz danışanlarımızla. Maalesef herkesin onayını alamam. Çok basit bir örnek verelim. Çoğumuz yaşıyoruzdur. Belki hayatta da yaşayanlar vardır. Ben böyle hayattan örnekler kullanmayı seviyorum daha çok. Diyelim ki Allah gecinden versin. Allah kimseye vermesin ama yatalak bir hastam var. Bakmak zorundayım. Bakıyorum, ediyorum vesaire. Sonra şunu da çıkarım. Seansta gelir bana der ki danışanım. Şener Tan Bey bu kadar bakıyorum, ediyorum. Kardeşlerim o kadar ilgi göstermeye yetmiyor. Ama gene kötü taraf ben oluyorum. Onay beklerim. Kimse bana teşekkür etmiyor. Ben o kadar yıpranıyorum, ediyorum. Kimse benim gibi bakmıyor, bakmak istemiyor. Ya da ben bir şey rica ediyorum. Herkes bana ters davranıyor vesaire. Anlaşılmak isterim. Takdir görmek isterim. Ama hemen gerçekle yüzleşeceğim. Ne kadar takdir görürüm? Ne kadar, efendime söyleyeyim, bunun takdir noktasında karşıdan beklediğimi alırım? O da şuna getiriyor beni. Beklentilerimi minimum mu tutmalıyım? Yoksa maksimum seviyede mi tutmalıyım? İkisi de sıkıntı. Orta seviyeye çekebilirim. Ve onun dışında yine bir soru geliyor. O soru da şu. Kendiniz kendinize ne kadar teşekkür ediyorsunuz? Kendiniz kendinizi ne kadar takdir ediyorsunuz? Empati kurarken kendinizle ne kadar empati kuruyorsunuz? Yararlarından en önemlisi budur. Kendimle doğru empati kurmayı öğrenip kendimle empati kurmaya başlarsam kendimle kurulur mu hocam? Kurulur. Kendime biraz daha anlayışlı davranırsam, kendime biraz daha sempati duyup sempatik derecesini bilerek yaklaşırsam takdir etmeyi öğrenirim kendimi. Emin olun bu sefer toplumdan görmek isteyeceğiniz takdir oranı düşer. Kendinizi takdir etmeyi öğrenirsiniz. Kendinizi takdir ettikçe daha iyi hissedersiniz. Daha değerli hissedersiniz. Daha değerli hissettikçe hayattan daha çok keyif alırsınız. Daha çok mutlu olursunuz. Depresyona daha iyi mücadele edersiniz. Şu pandemi süreçlerinde ya da diğer türlü sıkıntılı süreçlerde tatmin seviyem yükselir. Daha kolay tatmin olabilirim ya da baktığım zaman. Niye? Kendimi değerli görüyorum. Kendime değer veriyorum. Şöyle düşünün. Şu soruyu biz terapilerde çok sorarız. Peki anlattı olayı diyelim ki danışan. Bir arkadaşın sana aynı şeyi söylese, aynı olayı anlatsa ona aynı tavsiye verir misin? Atıyorum ki ben şimdi sunumu yaparken sandalyeden düştüm. Bir anda düştüm. Aptal yerine düştüm. Salak yerine düştüm. İnsanlar kesin benimle dalga geçti. Adama bak daha sandalyede oturamıyor. Dalga geçecekler ben. Herkese anlatacaklar. Video çeken varsa bunu internette yayınlayacak. Rezil olacağım vesaire. Bunu düşünüyorum. Bunu düşünürken bu düşüncelerim bir duygu oluşturur bende. Bu duygu büyük bir ihtimalle mutsuzluk. Yüksek bir mutsuzluk hem de. Kaygı, rezil olacak mı, işime yansıyacak mı diye yüksek bir kaygı vesaire olur. Hemen durduracağım kendimi. Mertan, bir arkadaşın sana aynı durumu anlatsın. Ona ne dersin? Şunu mu söylerim? Rezil oldun, aptal yerine düştün. Kesin internette videoların yayınlanacak, salak durumuna düşeceksin. Şöyle duruma düşeceksin. Kesin insanlar bir daha sana saygı göstermeyecek. Derslerine kimse katılmak istemeyecek. Böyle der miyim? Genelde demem değil mi? Şöyle derim. Olabilir, insanlık hali, düşmüşsündür, başka bir şey olmuştur. Yani niye bu kadar büyütüyorsun? Olur, komik bir durum ama abartma. Kendime bunu niye söylemiyorum bakın? Hep kendimi tokatlıyorum, hep kendime kötü davranıyorum. Kendime aptal, salağın başkasına canını sıkma, olur böyle şeyler diyorum. Maddiyat konusunda, başka konularda boş ver, düzelecek, iyi olacaksın. Bak her şeyin bir şeyi var, gün doğmadan neler doğar diyorum başkasına. Kendime gelince bitti, batacağım, şöyle oldu, böyle oldu, yandım, şöyle olacak. Çok kötü davranıyorum kendime. Çünkü kendimi değerli görmüyorum. Kendime empati duymuyorum, kendime sempati duymuyorum. Kendime hata yapabilirim
olabilitesini vermiyorum. Bu da neye gönderiyor beni? Sıkışıyorum, yoruluyorum, bunalıyorum, kendimi uzaklaştırıyorum, kendimden uzaklaştırıyorum, dışarıdan uzaklaştırıyorum ve bu büyük bir sıkıntı. Bakın şöyle bir durum var. Hepimiz saygı görmek istiyoruz. Hepimiz sevilmek istiyoruz, değer görmek istiyoruz. Ama bu konuşmadan hiçbir şey anlamadıysanız dahi, hiçbir şey kafanızda kalmayacaksa dahi, şöyle bir duruma gelmemiz gerekiyor. Kendime saygı göstermiyorsam, başkasının bana saygı göstermesini bekleyemem. Kendime değer vermiyorsam, başkasının bana değer vermesini bekleyemem. Eşim dahi olsun bak, değer vermesini bekleyemem. Şöyle düşünün, ben kendime güvenmiyorum. Kendimin dışarıdan güvenli bir şekilde görünmesini, iyi bir psikolog olduğumun düşünülmesini istiyorum ama kendime değer vermiyorum. Anlatıyorum diyelim ki. Bu sefer değer vermediğim için kafamdaki düşünceler şunlar. Mertan sen bu sunumu yapamayabilirsin. Ya birisi bir şey sorarsa cevaplayamazsa, ya başka bir şey çıkarsa karşına, ya işte şöyle bir şey çıkarsa, ya hata yaparsan, acaba yeterli bilgiye sahip misin? Çok mu saçmaladın? Kelimeleri mi dağıttın? Şöyle mi yaptın? Ya kimse bir şey anlamasa? Ya seni be? Bir sürü soru. Kaygı bunu yaptırır bakın. Kaygı bir sürü soru cevaplandırır. Şimdi böyle bir şey oldu diyelim ki. Ve benim güvenim düştü. Ne yapıyor? Omuzlarım düşmeye başlıyor. İlk başta şöyle durmaya başlıyorum. Nasıl dersime başlıyorum ya da bu sunumu nasıl yapmaya başlıyorum? Merhabalar. Şimdi ben uzman klinik psikolog. Pardon dilim sürçtü. Pardon. Mert Yılmaz. Ne oldu? Siz ne kadar iyi bir psikolog der misiniz? Ne kadar iyi ya hoca. Ya bir adam geldi, adam daha kendisi konuşamıyor. Ne oldu bu sefer? Ben kendime değer vermedim. Değer vermediğim için güven gösteremedim. Güven gösteremediğim için aslında siz bana o güveni gösterseniz iyi hissedeceğim. Ama sizin o güveni gösterecek ya da o değeri verecek bir sunum yapamıyorum ki size. İşte biz buna kendini gerçekleştiren kehanet diyoruz. Böyle ismi çok mistik, çok artistik gelebilir ama kendini gerçekleştiren kehanet şudur. Diyelim ki biri kıza aşığım, adı Ayşe. Ayşe'ye bayılıyorum. Ayşe çok güzel. Kendime değer vermiyorum, sevilmeyeceğimi düşünüyorum. O yüzden de Ayşe'yi elimden kaçıracağım, Ayşe elimden gidecek diye ödüm kopuyor. Mesaj atıyorum Ayşe'ye. Ayşe neredesin? Evdeyim hayatım. Fotoğraf atsana. Tamam atayım. Ayşe neredesin? Dayımlara gittim. Ayşe bir fotoğraf at, konum at bir de dayınlardan. Ayşe neredesin? Dışarıdayım hayatım. Arkadaşlarımla yemeğe geldim. Ha ben seni bir görüntülü arayayım da bir göster bakayım şu arkadaşlarım. Niye yapıyorum bunu? Ayşe beni terk edecek korkusuyla. Ayşe beni terk edecek diye korkuyorum. 2 ay geçiyor, 3 ay geliyor. Ayşe bana konum atıyor, hesap verir gibi efendim sürekli bana bilgi veriyor. 2 ay, 3 ay sonrasında Ayşe bana diyor ki Mertan, efendim Ayşe ben sana ayrılmak istiyorum. Ayşe niye? Beni boğdun yeter artık. Ama ben Ayşe'yi kaybetmeyeyim diye böyle davranıyordum. Ayşe beni aldatmasın, Ayşe başka birini sevmesin, tek beni sevsin diye çalışırken böyle bir çalışmanın sonucunda Ayşe'yi kaybettim. Yani kehanetim ya Ayşe beni terk ederse kehanetim gerçekleşmiş oldu. Başka bir versiyonu. İkili ilişkilerime yansır davranışım. Ali diye bir komşum var. Yürüyorum. Her sabah görüyorum yolda. Yan binada oturuyor. Ali günaydın diyorum. Ay günaydın Mert Hanım diyor. Gidiyoruz. Ali bir gün kavga etmiş eşiyle. Çok canı sıkkın. Günaydın Ali dedim. Ali var. Sağ ol günaydın. Bu ne ya diyorum. Bu ne diyorum. Ali'nin tavrı ne diyorum. Bu Ali diyorum kime ne yapıyor. Bu beni sevmiyor mu diyorum. Nasıl bir tavır. Geçen gün de görmedi zaten. Demek ki görmemezlikten geldi diyor. Ertesi gün oluyor. Ali eşiyle sorununu halletmiş. Gayet iyi anlaşıyorlar vesaire. Çok neşeli. Günaydın Mert Hanım diyor. Ben nasılım? Bozuğum ya dünden. Günaydın Ali. Allah Allah diyor. Ben bir şey mi yaptım buna diyor. Niye böyle bir tavır? Ertesi gün oluyor. Günaydın Ali. Günaydın Mertan. Ertesi gün günaydın, günaydın. Ertesi gün karşı kaldırıma geçeyim de telefonla konuşuyor gibi yapayım. Mertan geliyor. Hiç sevmiyorum şu adamı. İlk düşüncem neydi hatırlayın. Ali beni sevmiyor mu acaba? Bir davranışımla Ali'nin beni sevmemesini ben sağlamış oldum. İşte buna kendini gerçekleştiren kehanet diyoruz. Bu noktalar bizim için önemli. Ben ne mesaj veriyorsam dışarıya, dışarı o mesajı alıp bana o şekilde davranıyor. Ben kendime saygı göstermiyorsam, kimse bana saygı göstermemeye başlıyor. Çünkü ben zaten omuzlarım düşük, efendime söyleyeyim, konuşuyorum. Bu sefer de Mertan aman iki lafı bir araya getiremiyor. Bik 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 konuşuyor böyle, içine siniyor. Boş ver Mertan'a diyorlar.
Ama ben merhaba şöyle böyle deyip kendime saygı gösterip ona göre yaklaşıyorsam bu sefer farklı davranabiliyorum. Dışarıya farklı yansıyor. İşte bu da kendini gerçekleştiren kehanet, bize kendimize vermemiz gereken değerin, önemin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ben de bir gariplik var diye düşünürsem, çevremdeki insanlar için de bu böyle, bu bir şekilde o insanı o noktaya getirmiş oluyorum. Mistik bir şey gibi gelmesin. Tamamıyla davranış. Şunu unutmamanız gerekiyor. Duygu, düşünce, davranış. Üçü zincirlemedir. Duygu değişirse davranış değişir, düşünce değişir. Düşünce değişirse duygu, davranış değişir. Hepsini tek tek söylemeyeceğim ama bir tanesinin değişmesi hepsini zincirleme değiştirebilir. O yüzden bir noktadan değişime başlamam gerekiyor. Doğru empati kurarak değişebilirim. Sempatimi azaltarak değişebilirim. Düşüncelerim değişirse davranışlarım değişebilir. Davranışlarım değişirse duygum değişeceği için farklı düşünebilirim. Bakın, herkesin yaşadığı olay aynı olabilir belki yeri geldiği zaman ama yaşantıladığımız duygu farklıdır. Kimimiz maç, futbol maçı diyelim. Kimimiz çok heyecanlanır, kimisinin umurunda olmaz. Farklı duygular aynı şey. Kimimiz başka türlü bir şeyde, atıyorum bir haberde çok sinirlenir, kimimizin umurunda olmaz ya da kimimiz mutlu olabilir. Kimimiz küçücük bir, yani bir film diyelim, küçücük bir olay ya da çok korkabilir. Ben aynı duyguyu yaşamak zorundayım. Buna mı korktun? Buna mı ağlıyorsun deriz. İşte o noktada empatiyi doğru yaparsam farklı duyguları da anlayabilirim. Aynı değiliz, hepimiz farklıyız. Çok güzel bir söz var. Beş parmağın beşiyle bir değil. Aynı mantık. İnsanlar da böyle olduğu için birbirimizi anlama konusunda ciddi anlamda bize bir farkındalık sağlar. Peki faydaları ne? Şöyle özet söyledik için ama özet geçelim. Empati kurmayı ve sempatiyi yerinde yaparsam birincisi insanlara daha iletişim kurarım. İkinci nokta sosyal ilişkilerimde üst seviyeye taşırım. Niye önemli kardeşim bu? Şundan önemli. Sosyal olarak biz ne kadar iyi sosyal ilişkiler içerisinde olursak bu sevilmek değil bakın. Sosyal ilişkilerimin olması, toplum içerisinde saygı görmek statüden bahsetmiyoruz. Ne kadar çok iletişim kurarsam, kendimi daha çok insana ifade edip anlaşıldığımı anlarsam, daha çok insanları anlarsam, o kadar beynimiz serotonin yani mutluluk hormonu salgılıyor. Biz ağır hastalarda da, normal hastalarda da ya da normal gelen danışanlarda da şunu sorgularız. Dışarıda ailenin, aile ilişkilerin nasıl? Dışarıdaki ilişkilerin nasıl? Derdini anlatacağın birin var mı? E sana geliyorum hocam, dışarıda da mı anlatayım derdimi? Hayır. Dışarıda bir iki kişi tarafından anlaşılmak, dışarıda anlaşıldığını hissetmek, sosyal olarak aktif olmak çok ciddi bir önem kazanmaktadır. Bizim psikolojik oluşumuzdan, psikolojik açımızdan. Daha sonra faydaları nedir? İşimde, gücümde yükseklere gelebilirim. Empati kuran bir kişi çok yönetici olur. İşimde olmasa bile bir dernekte görevliyim. Sosyal bir toplulukta, sivil toplumda empatiyi iyi kurarsam daha hızlı yükselirim. Daha fazla saygınlık görürüm yeri geldiği zaman. Statü burada devreye girmeye başlıyor. Eşimi, dostumu, çocuğumu daha iyi anlarım. Onlarla daha güçlü ilişkiler kurarım. Daha güçlü ilişkiler kurarsam da bu benim tatmin miktarımı arttıracağı için yine daha mutlu olurum hayatımda. Peki sempati yaparsam ne olur? Yerinde doğru kullanırsam sempatiyi, karşı tarafı bir kere sevilen bir insan olurum. İnsanlar gelip bana dertlerini anlatabilir. Dert anlatmak eşittir sosyal interaksiyon. İnteraksiyon kurulduğu zaman yine daha iyi hissetmeye başlarım. İşimde, gücümde yine yükselebilirim. Her şeyi geçtim. Ne olur? Daha farklı şekilde düşünebildiğim için hayata bakış açım değişir. Daha tolereli yaklaşabilirim. Şöyle söyleyelim. Şimdi bu saat bir camı var değil mi? Cam çok esnek bir madde değildir. Cama çat diye vursam kırılır. Ama şu madde, telefon kabuğu görünüyor mu bilmiyorum. Şu maddeye vursam ya da böyle çevirsem, etsem bakın kıvrılıyor, büzülüyor. Şimdi sizler ya da bizler genelde hayatta cam gibi olmayı tercih ediyoruz. Ve bu küçük bir darbe aldığı zaman çatlar, kırılır, zarar görür. Ama bu zarar görmez. Eskiye daha kolay döner. Hayatta da aynı bu oluyor. Ne kadar yapamazsam, tek, esnek olmayan, katı olursam o kadar zarar görürüm, kırılırım. Ama esnek olursam zarar görürüm. Belki şeklim bozulur ama eski şeklime daha hızlı yaklaşırım. Bu çok önemli bir nokta. Peki kardeşim bu empatinin zararı ne? Birinci nokta yine kendimiz yapıyoruz aslında. Şöyle bir noktaya probleme geliyor olay. Hep empati yapıyorum. Hep karşı taraftan da bekliyorum. Bu da bir empatisizlik aslında. Ben yapıyorum hocam, kimse yapmıyor. Bu zarar. Yapılmasını beklemeyeceğim.
ben iyi bir insan olduğum için ya da hayat felsefesi olarak ya da düşünce yapısı olarak beynime empatik daha düşünmeyi oturttuğum için empati kuruyorum. İnsanlar için insanlar beni sevsin diye değil. Bu noktada davranırsam, bu noktada doğru şekilde koyarsam daha pozitif düşünebilirim. Daha iyi hissedebilirim. Ama yapmıyorsam bunu, karşı taraftan bekliyorsam bir de sıkıntı. Bu zarar. Karşılık beklemeyeceğim. Diğer zararı, ben empati yapıyorum algısıyla yanlış empati yapıp ya da ben herkesi düşünüyorumu empati yapmak olarak görüp kendimi yalnızlaştırıp. Çok empatinin ya da empati yapmanın zararlarından belki en önemlisi diye sayabileceğim şey de şudur. Aşırı derecede ben karşı tarafı anlayınca kendimin de anlaşılacağını düşünmem. İlk söylediğimize yakın ama farklı bir nüansı var arasında. Şu, yapıyorum. Bu yine empatisizliğe yol açıyor. Kendimi yaptığım zaman karşı tarafında benim gibi düşündüğünü düşünmeye başlıyorum. Karışık geliyor olabilir, hiç kafanızı karıştırmasın. Şu özet, karşılık beklemek zarar verir empatide. Sempatinin zararını demin söyledik baktığım zaman. Sürekli olarak karşı tarafın hayatı öğrenmesini ya da insanların zorluklarla yüzleşmesini engelliyorum. Pamuklara sarıyorum, sarmalıyorum değer verdiğim aşırı sempati yaptığım kişiyi. Bu sefer aşırı sempatik yaklaştığım için karşı tarafı bana yanlış yapma ihtimali artıyor. Nasılsa yapıyor diyerek iş yükü alabiliyorum üzerime vesaire vesaire gibi pek çok boyuta gelebiliyor. Bunun zarar ve kar açısından değerlendirmesi sizlerin elinde. Şöyle davranacaksın, böyle davranacaksın. Bu da bir empatisizlik oluyor. Bu da bir meli malı koymak oluyor. Ama hayatlarınızda her insana empati kurmalı mısınız sorusu belki en önemli soracağınız gereken soru. Karşı taraftan empati eksikliği görüyorsanız kurun. Karşılık beklememeyi başarabiliyorsanız güzel. Kurdunuz, karşılık beklemeyi illaki istiyorsunuz. O noktada kesin empatinizi, empatisizliği tercih edin. Ama yine içinizde empati yapın. Anlayın, anlayış göstermeye çalışın, davranışınıza yansıtmayabilirsiniz. Yani içinizde tamam şundan yapıyor deyin ama dışarıda davranışınıza yansıtmak zorunda değilsiniz. Ha bunun içerisine zaten öfke duygusu giriyor. Öfke duygusu ve empati duygusu bir arada olmamalı. Çünkü empati yapıyorsam başkasının duygu düşüncelerini hesaba katmış olmak gerekiyor işin içerisinde ve kendi duygularımda öfke bayağı bir nötrize eder. Zarar verir karşı tarafın duygularına anlamamda bana. O yüzden öfkenizi kenara atabilirsiniz. Nasıl kontrol edeceğim öfkemi? Çok sinirleniyorum, çok şey yapıyorum. Ya da karşı taraf bana empati kurmayınca, anlamayınca beni ben yapınca deliriyorum. Derin derin nefes alın. Şöyle bakın. Elimizi görüyorsunuz. Kalbinizin üstüne koyabilirsiniz. Aldım burundan, ağızdan verdim. Diyaframa çekiyorum. Şu şekilde hani çocuğun gazını çıkarır gibi yapabilirim. Bu bir sakinleştirme tekniğidir. Aynı zamanda duygularımı regüle etme, yani duygularımı stabilize etmeme yardımcı olan bir tekniktir. Şöyle çok güzel diye bir hareket yaparız ya, şöyle belki daha iyi görünür. Şu şekilde, çok güzel olmuş gibi. Alın elinizi bu şekilde, şöyle alabilirsiniz. Şu bizim iman tahtası diye tabir ettiğimiz bölgemize burundan alıyorum, ağızdan veriyorum. Bu şekilde vurarak hafif hafif, deler gibi değil, çarpıntı yapacak şekilde değil, vurup kendinizi sakinleştirmeye çalışın. Bu iki egzersiz çok çok her türlü fayda sağlar. Şu şekilde alıp omuzlarıma şöyle bakın, bir elimi attım omuzumun üstüne, diğer elimi attım. Kitleme pozisyonu, kastım kendimi, verirken gevşettim. Kastım kendimi verirken gevşettim. Sinirlendiğim zaman, sakinleşmek istediğim zaman, kafamda çok derin düşünceler olduğu zaman, işte bu tarz öfkelendiğim zaman yine bu duyguların karşısında uygulayabileceğim çok iyi bir esneme, gevşeme taktiğidir bu. Bunu yapabilirsiniz, bunu kullanabilirsiniz. Bu tabii ki eğitimleri, nefes egzersizleri biraz uygulamalı yaptığımız, yani görüntülü olarak değil de daha çok işte yüz yüze yaptığımız eğitimler ama en azından bu en basit teknikleri basit şekilde evinizde şu dönemlerde de uygulayarak kullanabilirsiniz. Evinizde çok sıkıldınız, çok bunaldınız kullanabilirsiniz. Tütsü yakıp hafif bir klasik müzik veya sözsüz sizi rahatlatan bir müzik açıp doğa sesi, kuş sesi, böcek sesi açıp yine kullanabilirsiniz bu egzersizin yanında. Bu nokta
anlaşılmadığınız ya da tıkandığınız noktalarda sizi gevşetip size birazcık daha kalbinizi nasıl diyelim biraz daha ritim olarak da yavaşlatacağınız için fayda sağlayabilecek egzersizdir. Egzersiz aynı zamanda beyninize düşüncelere de fayda eder. Çok yoğun düşüncelerinizde çok öfkelendiniz. En sık gelen sorulardan bir tanesi oluyor bana genelde. İşte çok sinirleniyorum hocam, haber izleyemiyorum vesaire. O zaman hemen televizyonu kısabilirim. İçeriye geçebilirim, kapatabilirim. Bir nefes egzersizi kısa süreli uygulayıp 2 dakika, 3 dakika biraz rahatlayıp efendime söyleyeyim televizyonu öyle izlemeye devam edebilirim. Bu sefer hem empatiye açık oluyorum, hem belirli noktalarda daha doğru duyguları düşünebiliyorum. Temel noktada o zaten. Terapinin de amacı odur. Duyguları doğru yoğunlukta yaşamak. Aşırı kaygılanmak değil. Umursamamak da değil. Çok sinirlenmek değil. Hiç sinirlenmek de değil. Hiç sinirlenmeyen bir insan olsanız iyi bir şey olur mu? Çoğu insan buna evet iyi olur bence hocam diyor. Ama tam tersi aslında daha çok gerilirim. Daha çok gerilirim derken sinirlenmediğim zaman daha çok kullanılabilirim. Her şeye okey diyebilirim. Çok mümkün değil. Bana geliyorlar kaygılanmak istemiyorum hocam. Diyorum ki benim sana yardımcı olamam. Nasıl yani? Kaygını alamayız ki. Kaygı sizi hayatta tutan şey. Kaygılı olmayan adam sokaktan karşıdan karşıya geçerken araba geliyor mu diye bile bakmaz. Atlar geçer. Kaygılı olmayan adam bu dersten bir şeyler öğreneyim diye derse girmez. Kaygılı olmayan adam korona mı var bir şey olmaz deyip dışarı çıkar. Maske takmaz baktığımız zaman. O bakımdan her şeyi yerinde yapmak önemli. Şimdi temel olarak anlatacağım şeyler bunlar. Ama sizin de sorularınızın bazı benim değinmediğim yerlerde de anlamadığınız nokta olsa birazcık soru kısmına 45 dakikada olmuş. Bir 15-20 dakikada soru kısmına bazen yetişmiyor diye soru kısmına zaman ayırmak istiyorum. Sizlerin aklınıza takılan bu ya da benzeri ya da çok farklı bir konu. Hani çok arkadaşlarınızdan da bu konuyla ilgili sorulara öncelik verelim ama baktınız ki kimse sormuyor. Benim aklıma takılan başka bir konu var sormak istiyorum derseniz de elimden geldiğince cevaplamaya yardımcı olmaya çalışırım sizler için. Var mı sormak isteyen soru? Anlamayan abi, konuyla ilgili takılan bir nokta. Buyurun dinliyorum. Pardon bir soru sorabilir miyim? Tabii buyurun. Ki buyurun. Buyurun. Kim mi? Hocam mı soracak? Pardon. Buyurun Gülten hocam. Ben. Şöyle sormak istiyordum size de. Buyurun. Yani empatinin insanın önce kendisiyle sonra insanın insanla insanın toplumla kurduğu iletişimde dayanışmacı duyguya katkısı var mıdır? Dayanışmacı. Ben sorularımı biraz daha açmak istiyorum da. Açın buyurunuz. Özellikle böyle kriz toplumlarında. Hı-hı. Hani şu anki yaşadığımız kriz toplumu. Evet. En iyi tanımlayabileceğimiz bu. Bir sorum da şu. Sempati daha çok geleneksel toplumlara özgü yoğun duygular mıdır? Hı hı. Daha çok toplumlarda daha mı ihtiyaç vardır? Ya da hı hı. İnsanın doğası buna daha mı uyarlıdır? Tamam. Bu kadar. Şöyle cevaplayayım şimdi. Birincisi evet kriz toplumlarında, toplumlar arası konularda bile empati yapıp bu empatiyi siyaseten de kullanabilirsek yani şöyle söyleyelim İsrail Filistinlileri anlayıp empati yapmaya çalışsa emin olun çok farklı olur. Filistin de aynı şekilde İsrailleri anlamaya çalışsa bunlar oturup belki anlaşabilirler. Ya arkadaş bir seni anlayalım. Aynı şekilde sağcı solcuyla empati yapıp solcu sağcıyla çok iki zıt gruptan bahsediyoruz empati yaparsa birbirlerine ne demek anlaşamazlar belki ama birbirlerinin ne demeye çalıştıklarını anlamaya çalışırlar. Biz toplumda ne yapıyoruz? Siyasi programları açın mesela. Ben sağcı olayım, siz solcu olun. Ben siz anlatırken size yazacağım cevabı, vereceğim cevabı yazıyorum, not alıyorum. Sizi dinlemiyorum. Siz ne demeye çalışıyorsunuz anlamıyorum. Hemen size karşı cevap. Bu sefer anlaşmanın imkanı olmuyor. Programlarda bu şekilde bitiyor. Ben size bağırıyorum, siz bana bağırıyorsunuz. Terbiyesiz kadın diyorum, siz bana terbiyesiz adam diyorsunuz. Programı birimiz terk ediyor ya da anlaşmadan kalkıyoruz, gidiyoruz. Bu çok ciddi bir sorun baktığımız zaman ama kriz toplumlarında özellikle anlayış, hoşgörü de empatinin aslında içindedir. Hoşgörü, biraz şefkat, sempati şefkat içeriği içerisine girerse çok daha iyi anlaşma sağlanabilir.
Diğeri şöyle garip bir durum var. Empati aslında bizim gibi daha doğu kültürlerinde, Akdeniz evet. kültürlerinde, doğuya yönelik kültürlerde daha fazla vardır, olması gerekir ama batılı toplumlar bizden çok daha iyi uyguluyorlar. Çünkü biz empatinin yanında birazcık diktatörlük de bizlerde çok daha fazladır. Yani Arap kültürlerinde, toplumlarında bizlerde de Arap kültürün esintileri var. Genelde diktatörlük rejimleri bu tarz topluluklarda vardır. Buralarda empatinin yanında dediklik de işin içerisinde girince hocam, en çok gelmiyor. Gereken toplumlarda benim sesim gelmiyor mu? Yok, geliyor hocam sesiniz. Geliyor. Tamam. Aslında daha çok ihtiyacımız varken, daha çok uygulamamız gerekirken, yatkınlığımız varken biraz sabit fikirlikle dediğimi yapacağım mantığıyla batılı toplumlar, Amerikalısı, Avrupalısı, İngilizi bizden çok daha empatik yaklaşabiliyor. Biz sokakta öpüşen birini gördüğümüz zaman sinirlenirken adam olabilir, sıkıntı yok diyor. Biz farklı bir hayat bakış açısına olumlu yaklaşabilirken adam hayır ben yaklaşamam diyor. Ama şu anda dünyada empatinin ciddi anlamda azaldığını söyleyebiliriz. Mesela Müslümanlık inancına bile, siyasi bir şey asla söylemiyorum, Hristiyanların bakış açısı, Avrupa toplumlarının bakış açısı, Amerika'nın bakış açısı, İslamofobi diye bir şey çıktı mesela. Daha empati yoksunu bir bakış açısı baktığınız zaman. O benim dinime saygı göstermiyor. Benim onun dinine saygı göstermediğimi düşünüyor ve bu şekilde zarar görüyor. Yani onlar da artık demoralize olmaya, bozulmaya başladılar, deforme olmaya başladılar. Dünyada çok ciddi anlamda azalmaya başladı. Daha bireyselci, daha bencil bir toplum sistem haline gelmeye başladık maalesef. Var mı başka sorumuz? Ya da sorunuzu cevaplamış oldum. Sorabilir miyim? Tabii ki buyurun. Buyursunlar. Sayın hocam bu güzel aydınlatıcı bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de aşırı empatik ve sempatik olma durumları strese yol açabiliyor mu? Bir de merkezi sinir sistemimizi oluşturan sempatik sinir sistemi ve parasempatik sinir sistemini etkileyip stresle ortaya çıkacak olan bazı fizyolojik ve duygusal hastalıkları yol açabilir mi? Diyelim ki okuduğum şeylerden beyin küçülmesi diyor, unutkanlık, alerjik hastalıklar, cilt dökülmeleri ve bunun yanı sıra sindirim sistemi, dolaşım sistemi ve solunum sistemi hastalıklarına yol açabilir mi? Bunu öğrenmek istiyorum. Tamam, şimdi şöyle söyleyeyim. Empati yanlış kullanımı, sempati yanlış kullanımı direktman yani neden sonuç ilişkisi olarak böyle bir şey yapamaz. Fakat empati eksikliği, aşırı kullanımları ya da vesaire bütün sinir sistemimize zarar verebiliyor. Hormonal dengemize zarar verebiliyor. Dolayısıyla da benim vücuduma en zararlı olan yani kanseri bile %70-60 araştırmalara göre kanser sürecini bile hızlandırabilen kortizol denilen ya da kortizon sizin bildiğiniz şekilde bir hormonumuz var. Bu hormon yıkıcı bir hormondur. Bu hormonun üretimini hızlandırıyor. Ve dolayısıyla depresyon, stres vesaire, kaygı durum bozuklukları gibi rahatsızlıkları tetikleyebiliyor. Bunların tetiklemesi vücut, nöral yani sinir sistemine ya da immün sistemine ciddi anlamda zarar verirken gribinden tutun da yani böyle araştırmalar var. Ben bunu yani kafamdan söylemiyorum. Bir araştırma yapıyorlar. Depresyonda olan kişilerin sene içinde daha çok grip olduklarını görüyorlar. Daha çok rahatsızlıklara yakalandığını görüyorlar. Yani bakın soğuk algınlıklar basit bir rahatsızlığa. Şunu çok duyarız. Ya eşi kanserden öldü, o da 3 ay sonra hiçbir hastalığı yokken dayanamadı öldü. Bakın sinir sisteminin kortizol salgılaması hormonları ciddi anlamda zarar verdiği için kişi de belirli hastalıkları tetikleyebilir. O yüzden psikolojinizle fiziksel rahatsızlıkların hepsi etkilidir. Ne kadar çok stres yaparsanız o kadar çok hastalığa yakalanma riskiniz. Tabii ki içinde beslenme, hayat tarzı, kullandığınız maddeler vesaire çok çok önemli yer kaplıyor. Onları hiçbir yok sayamayız. Ama psikolojik sistem de son araştırmalara göre nöral sistem yani sinir sistemi, immün sistemini ya da bağışıklık sistemini aktif şekilde etkiliyor. Ve beyin küçülmesi vesaire gibi durumlar etkiler mi bilmiyorum ama beyin küçülmesi hakkında değişik sonuçlar var elimizde. Çok net bilmiyoruz ama o konuda yorum yapmam belki nöroloji hocasının yorum yapması daha doğru olabilir ama demans yani bunama bu tarz durumlar Alzheimer'ın tetiklenmesi, Alzheimer'ın hız kazanması gibi durumlarda ciddi anlamda etkiliyor. Daha mutsuz insan şöyle söylüyorum ben
Hani bilimden biraz uzak bir açıklama gibi ama daha anlaşılsın diye böyle söylüyorum. Daha mutlu insan daha sağlıklı insandır. Ne olursa olsun bu çok çok önemli bizim için. O yüzden demin gösterdiğim şey gibi nefes egzersizleri gibi biraz hayatın olumlu taraflarını görmek gibi hep boş tarafını görüyoruz biz. Hep negatifi görüyoruz. Dışarı çıkamıyoruz şöyle böyle. O çıkıyor. Ya çıksın boş ver. Hadi gel evde ahşap boyayalım. Hadi gel evde çiçeklerimize zaman ayıralım. Ben kendi danışanlarıma bakıyorum. Hepsi çalışmaktan muzdaripti. Şimdi kapandık eve diye kızıyorlar. Ben güzel bir şey demiyorum. Evet tabii ki tutsak psikolojisi asla bize iyi gelen psikoloji değil. Ama oturup da yasak var deyip dışarıda bütün gün camda oturup insanlara kızacağıma market poşeti almış geziyor kardeşim. Ne yapıyor biliyor musunuz? B vitamini, D vitamini bunların hepsinin vücudumda eksilmesine sebebiyet veriyor. B ve D vitamini çok çok önemlidir. Bu da takviye alın. Bitkisel yönden takviyeler alın. Hapları oluyor, damlaları oluyor. İlaç gibi takviye almayın. Asabiyet vesaire gibi durumlarda cidden de fayda sağlıyor. Ve B vitamini, D vitamini yüksek kişiler kan testlerinize de çıkar. Daha az hasta oluyorlar. İmmün sistemine birebir etki yapıyor. Ama ben camdan oturup kardeşim unlu mamuller poşetiyle geziyor. Şunlara bir ceza keseceksin. Hangisiniz ne var? Ben evde tıkandım diye. Özür dilerim. Kızıyorsam hiçbir fayda sağlamıyorum. Kendime zarar veriyorum. Boş ver. Gezen gezsin. Ben kendimden sorumluyum. Kendimi düşüneyim. Herkese adalet dağıtmaya çalışmayayım. O nokta bizim için biraz önemli. Ve fiziksel rahatsızlıkları ben buna çok inanıyorum. %100 anlamda etkiliyor. Sadece psikoloji değil ama. Yeme, içme, beslenme, uyuma. Hepsi işin içerisine giriyor ama yeme, içme, uyuma da psikolojinizi etkiliyor. Güzel uyuyan, doğru uyuyan, güzel yiyen, güzel beslenen kişi daha mutlu olur, daha iyi psikolojiye sahip olur. Var mı başka sorusu olan? Evet, rica ederim. Diyorum. Buyursunlar. Öncelikle çok teşekkürler. İnanılmaz net, sade, günlük dilde ve hem düşündürücü hem de aydınlatıcıydı. Ağzınıza ve yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Bu bağlamda şunu sormak istiyorum. Açıklamanın bir yerinde kendini takdir duygusundan söz ettiniz. Evet. Kendini takdirle Şurada mı? Sesiniz gitti şu anda. Kendini takdirle bir çizgi dediniz, net anlayamadım. Bencil arasında. Buraya bak. Tamam mı? Tamam. Evet. Bunun demiştim. Arasındaki neyi soruyorsunuz? Böyle hareket ettiği zaman çıkar. Başka bir kişinin sesi de geliyor. Evet, o kişi mikrofonunu kapatabilirse soruyu duyamıyoruz çünkü. Evet. Ben kapatıyorum ama yanlışlıkla tekrar açılıyor sanırım. Tamam, sıkıntı değil. Empati yapalım. Evet, empati yapalım olabilir. Çok güzel, bravo. Evet. Ben şeyi öğrenmek istiyorum. Kendini takdirle bencillik arasında ince bir çizgi var mıdır? Var ise nasıl ayırt edeceğiz? Bencillik demeyelim ona. Devam mı var sorunun? Buyurun. Keşke başka bir harika olacağına inandığım sunumunuzda da kendine takdir ve kendini şefkatten şöyle uzun uzadıya söz etseniz çok memnun oluruz herhalde. Teşekkür ederim. Özgüven konusu zaten seanslarda da en önemli konularımızdan bir tanesi. Kendi şefkat, kendi biraz şey zaten özgüvene vuruyor. Şimdi şöyle söyleyelim, bencillik kavramını koyamıyoruz o noktada. Sadece şunu diyebiliriz. Kendine saygı konusu ya da kendine verilen değer konusunda narsizm dediğimiz, yani birazcık daha bencillik narsizmle karıştırılır. Bence bencillik güzel bir şey. Bazen bencil olmalıyız da. O ayrı bir sunum konusu ama kendime gereğinden fazla ay harikayım, sizin söylemenize gerek yok hanımefendi, ben hep güzel sunum yaparım. Bu değerden çıkıp narsizme girmeye başlıyor artık. Yani gerektiğinden fazla önem, özen gösterme narsizm konusuna giriyor. Bencilliğin de bir boyutunu aşıyor. Bunu iyi düşünmem, iyi tekabül, yani nasıl diyeyim, tahayyük etmem gerekiyor. Bu ciddi anlamda arasına nasıl mesafe koyacağım bir şey? Tarafsız düşünerek, balkondan bakma tekniği dediğimiz, sanki böyle izliyormuşum dışarıdan, balkondan birini gibi bakıyorum kendimize. Bakıp izleyeceğim kendimi. Diyeceğim ki, acaba biraz fazla mı şey yaptım? Biz bu durumlarda genelde tam tersi davrandığımız için Türk toplumunda ya da benim gördüğüm durumlarda çok fazla sırıtmıyor. O yüzden verebildiğimiz kadar kendimize değer verebiliriz. Değer vermek belirli noktalarda şu anda bize zarar getirecek bir şey değil. Ama şu noktada
bencillik ya da narsizm arasına çizgiyi çeker. Başkasının hakkına, başkasının değerine kendime değer verirken tecavüz ediyorsam, giriyorsam, başkasını nasıl diyelim manipüle ediyorsam bu şekilde ya da işte hakkına birazcık bir abuse diyoruz biz İngilizce'de ama Türkçesi tacizde bulunmak gibi düşünebiliriz. Bunu yapıyorsam orada kendimi çekebilirim. Çünkü insan haklarında da geçer. İnsan hakkı başkasının başladığı, hakkının başladığı yere kadardır. O noktada kendime onun dışında değer vermek, biraz öz saygı, öz şefkat vermenin çok bir zararı olmaz. Bu arada Özer hocamızın bir sorusu var sanırım, el kaldırıyor. Hocam, tabii. Özer hocamız en baştan beri el kaldırıyor, onu alalım sonra size bir soralım. Hocam. Tamam, tabii ki. Hocam mikrofonu açabilirsiniz Özer hocam. Açtım. Ben de teşekkürle söze başlayayım Sayın Yılmaz. Sağ olun, teşekkür ederim. İletişim ağırlıklı bir konu. Evet. İletişim de dille yapılıyor. Ben de dil konusuna önem veren bir toplum bilimci olarak önce bu empati yerine duyumsama, duygudaşlık gibi bir Türkçe terim kullansak acaba gerek size ihtiyaç duyan hastalarınızla iletişim kurmanızda, gerekse böyle konferanslarda ve daha yaygın halka verilen konferanslarda, günlük yayınlarda daha iyi anlaşılması sağlanmaz mı? Çünkü iletişim bu empati dediğimiz yani duyumsama dediğimiz konunun en başta gelen aracı, aygıtı dil. Evet. Acaba bu terim, bu kavramı ve daha birçok kavramlarımızı Türkçeleştirerek insanlarımızın daha kolay anlaması, kavramlaştırabilmesi, yerli yerine oturtabilmesi bakımından. Bir bu soruyu sormak istedim. Bir de çağdaş toplum ki Türkiye'de artık önemli ölçüde sanayi Atatürk'ümüz sayesinde çok önemli bir sanayi altyapımız olduğu için kentleşme olanağına bir ölçüde diğer Orta Doğu ülkeleriyle göre daha çok geçmiş olduğumuz için kent ortamı, sonra değişik dernekleşme ortamı, siyasal yaşam, siyasal demokrasi, ister istemez yönetim ve yönetilen, yönetici yönetilen ilişkilerinin daha yoğun yaşandığı ortamlarda bulunuyoruz. Acaba yöneticiler için de özellikle bu duyumsama konusunda biz özel eğitim vermek gerekmez mi? Çünkü sonuçta olarak yönetilenlerin eleştirme hakları vardır. Yönetilenlerin uyarma, beklentilerini duyurma gereksinimleri vardır, hakları vardır. Bunu hadi al ananı da git diye karşılamak yerine hani birisi bir köylü başbakana demişti anamız ağladı deyince hadi al ananı da git demişti. Bunun yerine demokrasi kültürü, bu duyumsama bilgisini, kavramını öncelikle yöneticilere kazandırmayı gerektirmez mi? Bu konuda özel çalışmalar var mı? Bunu paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Ben teşekkür ederim sorunuz ve güzel fikirleriniz için. Evet, yani şöyle bir durum var. Çoğu, şimdi bunlar zaten maalesef biz biraz geri kaldığımız için bu konularda işte normalde bu kavramların psikolojide kullandığımız çoğu kavramlar Almanca'dan çıkmadır. Sigmund Freud sayesinde daha sonra çoğu Alman bilim insanının Amerika'ya göç etmesi, kaçması vesaire 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da Amerika psikoloji açısından önemli bir alan, bir bölge haline gelmiştir ve çoğu kavram maalesef İngilizce. Bununla ilgili benim de çok değerli hocalarım, çalışan vesaire hocalarım var. İşte duyumsama gibi, işte mesela ketleme, ket vurma gibi vesaire gibi kavramlar çok fazla kullanılmaya çalışılıyor. Ama toplumda bu sefer farklı anlaşılabiliyor. Ya da kişi, biz mesela empati deyince anlıyor konuyu, duyumsama deyince sanki başka bir şey anlıyormuşuz gibi
şey yapıyor. Ama dediğiniz güzel bir nokta, bununla ilgili bizim derneğimiz de çok çalışmalar yapıyor. Türk Psikologlar Derneği. Bu kavramları Türkçeleştirmeye çalışıyoruz. Türkçelerini kullanıp insanlara kitaplarda öğrencilerimize önce öğretiyoruz ama ilk başta bu nasıl diyelim şöyle bir 20-30 sene belki alacak bir zaman. Çünkü gitti mi sesim benim? Evet tamam şimdi geldi. Birazcık zaman alacak bir nokta. Türkiye'de yeni yeni daha deli doktoru sıfatını biz yeni yeni atmaya başladık. Bu yüzden bu tabirler de yavaş yavaş oturacak. Bence dediğiniz önemli bir nokta. Tabii ki iletişim konularında özellikle şey olabilir ama şöyle de bir eleştirim olabilir. Size değil bu geriye. Çoğu Türkiye'de eğitim konusunda konferans verilip communication konferansı diye geçtiği için, yani İngilizce direkt alınıp konulduğu için, hani empati falan geçtik. Önce temel ana kavramlarımızı bence birazcık şey yapabiliriz. Ama önemli bir konu. Bu konuda çalışmalarımız da sürüyor ama TDK'da da empati kelimesini biz direkt Türkçe'ye almışız. TDK'da da yanlış hatırlamıyorsam, evet İngilizce'den çevirmedir ama empati kelimesi Türkçe'de de yer alıyor diye şey yapıyoruz. Çoğu kaynakta da böyle ama bu dediğiniz şey birazcık zaman alacak diye tahmin ediyorum. Zamanla beraber daha biz kendi kavramlarımızı oluşturacağız. Şöyle bir sıkıntı oluyor. Biz Türkler kendimiz bir kavram oluyoruz. Daha ya, uluslararası bir kavram olduğu için bu sefer dışarıdaki literatürden geri kalabiliyoruz ya da dışarıdaki literatür bizi anlamıyor. Okurken, makalelerimizi çevirirken sıkıntı yaşayabiliyor. Biraz global dünyada da uyum sağlarken tek bir orada zorlanıyoruz bazı terimlerde ve tüm psikologların benzer terimleri kullanması önemli. Ben çevirdim kafama göre, başkası çevirmedi. Bu duyumsamada belki işin içerisine girmez ama diğer konularda olabiliyor. Biraz norm çalışması diyorlar buna. Norm çalışmalarının yapılması gerekiyor. Önemli bir konu, umarız da daha zamanla oturacak. Diğer konuda liderlik eğitimi alması gerekiyor zaten yöneticilerin vesaire. Örneğin ben silahlı kuvvetlerde görev yaptım ve hem sağlık subayı olarak hem eğitici subayı olarak görev aldım. As subay yetiştirirken, subay yetiştirirken ya da diğer eğitimleri verirken en önem verilen derslerden bir tanesi liderlik dersiydi. Ve liderlik dersinin ilk konularından bir tanesi empati konusudur. Empatinin yanında sempati vardır. Sempati diğer bu konuların yanında anlayışlı olan lider diye bir konumuz vardır ayrı. Ve bunun dışında bir sürü alt alana doğru yol alır. Şimdi bu şöyle bir olaya götürüyor bizi. Çoğu siyasi, yani Türkiye'de siyasi anlamda çalışan kişilerin çoğunun zaten başka alanlardan bu alana geçtiğini, vekil, bakan vesaire olduğunu görebiliyoruz. Bu siyasi bir eleştiri değil, yanlış anlaşılmasın. Bu yüzden de bu eğitimleri almamış oluyorlar. Ama sadece liderlik değil, keşke böyle bir norm çalışması gene olsa onlar için de. Ne demek bu? Atıyorum mesela vekil yemininden sonra küçük böyle bir eğitim verilse bence çok faydalı olur anlayış açısından. Çünkü mecliste de çok kavga oluyor baktığınız zaman. Yani en çok her görüşün güzel bir şekilde ifade edilmesi gereken bir yer. Çok kavga olduğunu görüyoruz. Küçük küçük böyle eğitimler ya da zaman zaman böyle eğitimler bence de verilmeli. Veriliyor mu çok bir bilgim yok ama silahlı kuvvetlerde eskiden beri çok önemli bir kültürdür. Ve hani bu konularda Atatürk'ün kişiliği adlı bir ders de var silahlı kuvvetlerde. Burada kişilik incelemesi yaparken Atatürk'ün de çok empatik bir yapısının ya da işte duyumsalcı bir yapısının olduğunu görüyoruz. Herkesi anlamaya, her kesime hitap etmeye çalışıyor. Bence Türkiye'de de çok önemli bazı liderlerde de bu özellikleri zaman zaman görüyoruz. Ama siyasi düzlemde de birazcık daha empatik olması ya da duyumsallığın olması bizi çok daha ileriye bence götürür. Kaos ortamından daha iyi bir ortama götürür. Daha refah içinde yaşarız, daha sakin oluruz. Haberleri bile daha güzel izleriz, emin olun. Teşekkürler, sağ olun. Rica ediyorum. Buyurun, hocam, ben bir şey söyleyebilir miyim? Mesela en çok kullanılan şey var. Hiç kimse salgın demiyor. Herkes pandemi diyor. Bu arkasındaki şey sizin empati, sempati dediğinizde bağdaşık olabilir mi acaba? Yani toplum o kadar teşni ki yaygın olana katılmaya. Sizin demin altını açtığınız şeyle gizli gibi geliyor bana. Şimdi birinci nokta şu olabilir. Bizim defans mekanizmalarımız dediğimiz defans sistemlerimiz var. Beyin çok bilinen ismi söylemeyip bazı şeyleri yok sayabiliyor. İşte belirli kelime, yani bambaşka bir konu bu ama
kitle yönetimi diye bir dersimiz vardı bizim. Kitle yönetimi, kitleleri kontrol vesaire gibi konularda çok ciddi kelimelerin de anlamları vardır. Hani belirli bir kelime oyunu yaparsanız bambaşka bir hissiyat doğurur. Bundan mütevellit kişiler biraz kaygılarını azaltmak için salgın daha korkunç gelirken pandemi daha tatlı, daha sempatik duruyor olabilir. Ya da diğer konulardan da belki yeri geldiği zaman hani kelime kullanımımız değişiyor olabilir. Ama birazcık orada kelimenin yaygın kullanımı ya da genel anlamda uyum sağlama psikolojisi, sürü psikolojisi diyoruz bunu aslında. Sürü psikolojisi şeyi vardır. Televizyonların hepsi salgın dese, pandemi demese hiçbir şey demeyeceğiz yani. Hani baktığımız zaman o uyum sağlamayı birazcık seviyoruz. O bambaşka bir şey. Belki bir sosyoloğun çok daha iyi anlatabileceği bir şey. Dışlanmış hissediyoruz. O noktada da önemli. Ama yine kullanana da empati yapabiliriz. Hani diyelim ki empatik yaklaşabiliriz. Daha çok kişi kullanıyor diye böyle yapıyor olabilir diyebiliriz. Hani bizim bir fikrimiz, düşüncemiz varsa daha empatik yaklaşımla fikirlerimizi de daha çok yayabiliriz. Bu çok önemli bir nokta. Bir fikir yaymak istiyorum. Öbür türlüsü benim dediğim olacak olur. Ama empatik yaklaşırsam fikrimi bile, hayat görüşümü bile, felsefemi bile daha iyi şey yaparım, ileriye taşırım. Peki çok hocam, yaygın bir şey var. Yazın sıcağa tepki verir insanlar durmadan, kışında soğuğa. Yani bu çok yaygın bir şey. Bunun arkasında da yine aynı şeyler yatıyor mu? Bunu psikolojide şöyle bir sözle açıklarız. İnsan var olduğunun nankörü, ulaşamadığının, var olmadığının delisidir diye. Yazın sıcağa var oluyoruz, sahip oluyoruz. Onun nankörü oluyoruz. Soğuğa deliriyoruz. Kışında tam tersi oluyor. O birazcık bizim çok farklı şeyler de söyleriz ama kültür olarak şu anda dünyadaki zamanın ruhu diyoruz. Zeitgeist diyor yabancılar. Biz Türkçe'ye zamanın ruhu olarak çeviriyoruz. Zamanın ruhu da tüketim üzerine. Elindekiyle mutlu olma. Hep daha sonrasını iste ki o istediğin şeyle tabii ekonomiye can ver, emperyalist sisteme destek ver gibi bir sistem. O sistem bambaşka konulara gidiyor ama bu çok önemli bir konu baktığımız zaman. Biraz elimizdekinin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bardağın dolu şükretmekte diyebilirsiniz, kıymet bilmekte diyebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Evet, çok teşekkür. Ben bir şey rica edecektim, daha doğru söyleyecektim. Buyursunlar hocam, buyursunlar. Ahmet konuşabilir miyim? Tabii hocam, buyurun. Ben sizi duyuyorum hocam şu anda, buyurun. Tamam. Şimdi empati kurarken Mertan Bey, eğitim seviyesi karşılıklı olarak birinin yüksekte diğerinin alçakta olması, o empatinin aksamasına veya eşit düzeyde bir eğitimin olduğunda empatinin daha mükemmel olma olasılığı durumu var mıdır acaba? Eğitim seviyesi farklılıklarında zorlanabilir kişiler empati kurarken. Çünkü eğitim de bize bir bakış açısı sunduğu için bu çok önemli ama hani %100 direkt birebir farkı varsa kuramazlar diye bir nokta yok ama şimdi şöyle bir şeye götürür hocam bu bizi. Hangi eğitimden bahsediyoruz? Hani alaylı olmayıp toplum içerisinde kendini yetiştiren ilkokul mezunu ama acayip böyle hayat külliyesi gibi çok insanlar da tanıyorum ben. Hani birebir sohbet ettiğim insanlar da var. Ama kişi kendini geliştirmek isterse o bakımdaki eğitimden, hayat bilgisi, hayat eğitiminden bahsediyorsak hiç empati yapmayı denememiş, hayatta kendini hiç geliştirememiş, kişisel anlamda kendini geliştirmemiş bir kişi tabii ki çok zorlanacaktır ama hani yani nasıl diyelim bir üniversite, lise eğitimi gibi değil ama kişinin kendini eğitmesi dediğimiz ki eğitim bence çok daha önemli o noktada. Hani bir istihdas yapma durumunda alakalı gibi bir konu demeyelim ona. Ama bir lisansüstü ya da işte diğer türlü eğitimlerdense kişinin kendini eğitmesi ki bunun için bir kuruma ihtiyaç yok. Kütüphanelerimizde pek çok kitap var. Pek çok işte böyle eğitimler, böyle sizin projeniz gibi projeler var. Bunlar herkes katılabilir. Bu konuda kendini yetiştirmek isteyene de kimsenin dur diyeceğini zannetmiyorum ben. Ama şu bile eğitime başlangıçtır bakın. Ben empatik bir insan olmak istiyorum ya. Ben biraz daha duyumsal olayım, insanları anlayayım dediğimiz zaman orada bile eğitim başlıyor. Kendimi daha çok esnek yaparak, insanları anlamaya çalışarak bile geliştiriyorum. Şöyle düşünün, bir kültür mozaiği gibi düşünün. Biz Muğla'lıyız. Diyelim ki bir Urfalı arkadaş var odada. Diğeri Rizeli arkadaşım var. Diğeri Kastamonulu, diğeri Edirneli, diğeri işte Ağrılı. Hepimiz oturuyoruz.
Herkes yaşam biçimini anlatıyor. Ne kadar gelişiriz değil mi? Ne kadar farklı şeyler öğreniriz? Çok farklı şeylerden çok farklı güzel noktalar ediniriz kendimize. Empati de böyle bir şeydir. Ne kadar anlarsam karşı tarafı, çünkü hepimiz içimizde birer hazineyiz. Hepimizin farklı tecrübeleri var. Hepimizin farklı öğrendiği şeyler var. Bu noktada ne kadar şey katarsam işin içerisine o kadar fayda sağlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Var mı başka sorunuz? Ya ben müsaade eder misiniz? Bir deneyimimi paylaşmak istiyorum da. Başka sorusu olan yoksa paylaşın lütfen. Şöyle, empatiyle ilgili. Hocam, tamam, empatiyle tamam, ilgili. Tabii dilim tuhaf gelmesin bu katılımcı arkadaşlar ama şöyle bir alanım var benim. İstanbul Çağdaş Drama Derneği'nin ilk kurucularından, ilk liderlerinden oldum. Ve çok yaygın her türlü hayatın alanına öğretmen ya da her türlü yetişkine her türlü eğitimleri verdim. Ve bizim eğitimlerimizin içinde iletişim çok önemli bir yer tuttu. Ve empati de bunun içinde tam ortasında bir yerde. Benim bu tür deneyimlerim çok oldu öğretmenim. Hani 6 saat ya da 12 saat empati çalıştırabilirim. Nasıl? Bir atölyede katılımcı olarak programları süreç içinde duysal gelişimi, iletişim ve etkileşimle atölye içindeki yaşantısal süreçler içinde empati nedir? Defalarca çalıştırdığım bir konu bu. Evet, hani, evet. Umarım ki hayat bir gün normale döner ve ben gönüllü olarak tazeleme üniversitesi öğrencilerine dahil alırsam bu türden bir atölye yapmak isterim. Tabii çünkü, ki, tabii ki. Çünkü sanırım en az 25 yıl öncesine dayanan ve başlayan bir sürecim ve deneyimim var bu konuda. Bunu sadece paylaşmak istedim. Sizin için empati bir psikolog olarak evet çok teşekkür ediyorum. Ama bir yaratıcıdır ama lideri olarak ki iletişim becerileri çok ağırlıklı içinde benim için de atölye yaşantıları içinde duysal olarak o katılımcılara empati nedir, nasıl geliştirilir ve en sonunda atölyenin kim yerlerinde gözlerine sırayla bakarak duygularını, düşüncelerini okumaya kadar da getirebilirim. Çünkü empatiye giden birçok çeşitli araçlar ve yollar var. Ve bu tür atölyeler, yaratıcıdır ama atölyeleri de bunun evet, için çok elverişli ve çok önemli bir şey. Teşekkür tabii, ederim. Sadece yaratıcıdır ama istedim kendi alanımla teşekkür ilgili. Teşekkür ederim. Sağ olun düşünceleriniz, görüşleriniz için. Hani gönüllü olmanız da çok güzel bir hareket. Tabii ki hani gerekli merciler de duyuyor. O mercilerden hani size destek olursa pandemi süreci bittikten sonra evet, tabii ki yaratıcı drama atölyelerinde biz de psikodrama atölyeleri yapıyoruz. Psikodrama konusunda da bilginiz varsa çok var, ciddi grup terapilerinde. Psikologlarla da çalıştım evet, çünkü psikolog arkadaşlarla. Yaratıcı drama ile psikodrama arasındaki ince ayrımı da biliyorum. Evet, evet. Bu tarz çalışmalar tabii ki çok keyifli olur. Çok güzel evet, olur bence de. Ben de destek evet, veririm bu tarz çalışmalar. Umarım gerçekleşir. Bir soru evet, daha vardı galiba. Birisi bir şey söylüyor. Ayşen hocamızın buyur, bir sorusu vardı sanırım. Buyursunlar. Merhaba. Çok teşekkür ederiz anlatımlarınız için. Ben bir rica şey ederim, sormak istiyorum. Özellikle son zamanlarda evet, çok sık bu sözcük olarak karşıma çıkmaya başladı. Öz bakım diye. Eskiden beri bildiğimiz şeyler ama sözcüğün içerisinde daha da daraltılıp daha tanımlanır oldu herhalde ya da ben yeni duymaya başladım. Şimdi bizim nesil olarak torunlarına bakan, daha çok birilerine yardım eden, eşi kronik hastalığı varsa ona yardım eden, kendisinin dışında kendisi de zor olduğu halde kendisinin dışındaki bazı insanlara bakmak zorunda iken zorluk evet, çeken insanların öz bakımı, öz bakımı yapın, öz bakımı edin falan değil mi? Ya burada önce ne yapması gerekiyor? Yani ilk neye bakması gerekiyor kişinin? Şimdi şöyle bir örnekle açıklayayım size. Yani öz bakım dediğimiz şey kendimizi diyelim evde.
ya da yok saymayacağız. Ama şöyle bir şey var. Empati, sempati o konuda tabii ki çok önemli ama şöyle bir örnekle anlatabiliriz. Çok da uzatmak istemiyorum. Şarjım bitmek üzere şu anda. Çünkü yarım kalmasın diye kusura bakmayın. Bir buçuk saati falan da buldu çünkü şarj dayanmadı. Şöyle söyleyeyim şimdi. Falan konuştuğumuz için. Evet. Şöyle söyleyeyim şimdi kısaca. Şöyle bir örnek. Uçaklara bindiğimiz zaman bir anons yapılır. İşte anlatırlar kemeri şöyle bağla vesaire ama sonra maskeyi önce kendimize sonra yanınızdakilere takın. Uçakta kabin basıncı düşünce falan. Aynı mantık. Biz genelde Türkler olarak buna anlaşamayan bir toplumuz. Nasıl canım önce çocuğuma takarım, sevdiğime takarım vesaire ama amaç şudur. Kişiler bayılmasın diye yani herkesin bayılma eşiği farklı olabileceği için önce sen iyi hisset. Yani bayılmayacağını garanti al ki yanındakine yardımcı ol, öndekine yardımcı ol vesaire. Ama yanındakine takarken ben bayılırsam o da bayılırsa iki kişi zayi olur. O bakımdan kişinin kendine işte öz bakım diye adlandırın ya da kendine değer verme olarak adlandırın ya da kendi psikolojisini regüle etme diyoruz vesaire bu olarak adlandırın. Nasıl isterseniz maskeyi kendine takmak diyorum ben. Kişi maskeyi kendine takmazsa kimseye yardım edemez. Bu bakımdan özellikle pek çok rahatsızlıkta fiziksel rahatsızlığa maruz kalan kişilere bakan kişilere de özellikle kendilerini yani ben genellikle söylüyorum keşke buradan bir devlet politikası olsa destek verilse. Kişiye mesela belirli miktarda bir terapi seansı sigortası karşılasa mesela devlet tarafından karşılasa bunlar çok önemli diyaliz vakalarında. Kanser tedavisi çünkü hem kanser hastası için yanındaki kişi çok önemlidir hem de kişinin yani kendi psikolojisi açısından çok önemlidir. O bakımdan çok çok önemli konular yapılabilecek şeyler herhangi bir şey spesifiye indirmeyeceğim maskeyi kendimize takmak. Yani kişi odaklı değil sadece baktığım yardımcı olacağım kişi odaklı değil. Sempatiye kaçmadan empati yapıp ama kendime de değer vermek, kendime de gerekirse zaman ayırmak. Vicdanım el vermiyorsa hayır çıkacağım yarım saat yürüyeceğim ihtiyacım varsa. Anneme bakıyorum diyelim annem ağladı nereye gidiyorsun yalnız mı bırakacaksın. Tamam anne gitmiyorum bir yere deyip evde yan odaya geçip ağlayacağım ama biraz daha anneciğim geliyorum diyeceğim maskeyi kendime takacağım. Tabiri caizse yarım saat de olsa 15 dakika olsa yürüyeceğim yapacağım zaman ayıracağım. Hani dışarısı toplum ne derse desin bu bakımdan. Maskeyi kendimize takmak diyorum ben. Var mı başka sorusu olan? Şarjım çok az. Son soruları alayım hocam, bitmesini ve... Hocam ben soru soracaktım. Buyursunlar. Çok hızlı alabilir miyim? Tamam. Şimdi Türkiye'de gündemin saatten saati değiştiği ortamda, liderlerin sürekli birbiriyle kavga ettiği ortamda biz ruh sağlığımızı nasıl koruyacağız? Onu sormak istiyordum. Evet. Demin söylediğim şeyler. Egzersiz yapacağım. Sürekli takip etmeyeceğim, takmayacağım. Yani çoğunuzdan duyuyorum bunu. Daha önceki eğitimlerde, derslerde de sordular. Bir kere sosyal medya kullanımını azaltabilirim. Bundan önceki dersimiz galiba bu konuyla ilgiliydi ayrıca. Hani orada da söyledik. Sosyal medyadan çok takip etmeyeceğim. Yani hepiniz çok seviyorsunuz, izliyorsunuz. Sabahtan akşama Halk TV izlemeyeceğim. Çok ciddi söylüyorum bunu. Şaka yapmak için söylemiyorum. Benim babam da aynı. Sabahtan akşama diyorum ki sinirleniyor, bağırıyor. Diyorum ki ne yapıyorsun? Bak görmüyor musun? Diyorum ki kapat. Gel hadi bir sohbet edelim. Gidin sohbet edin. Eşinizle sohbet edin. Çocuğunuzu arayın sohbet edin. Yani ne kadar gözümün önünde görürsem bu kadar sıkıntı. Masada çizikler var diyelim. Masadaki çizikleri ararsam masadan soğurum. Çok önemli. Arada yine göreceğim. Çizik olduğunu bileceğim ama sürekli masayı elimle yoklamayacağım. Sürekli bakmayacağım. Bu sefer şey olurum. Gıcık kayınvalide olurum. Gelinin evine gidip şöyle tozu alan. Leş gibi yapan. Yani bunu yapmasa görmeyecek ama baktığı zaman görüyor. Onun gibi olmaya başlıyorum. O yüzden hiçbir şey sizden önemli değil. Hayatın akışı sizden önemli değil. Evet hepimizin sorunları, hepimizin siyasi gündemden, yaşamsal gündemimizden, ekonomik gündemimizden hepimizin sıkıntıları var ama çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Çok güzel bir coğrafyamız var. Çok güzel insanlarımız var. Gerçekten hani ben insan ilişkisi olarak, iletişim olarak Türklerin ya da işte bizim kültürümüzün çok ileri bir kültürde olduğunu şey yapıyorum. Geçen bir arkadaşımın bir yazısında gördüm. Ya İngiliz arkadaşı söylemiş. Sağ ol, kolay gelsin, pardon. Demiş ki ne kadar ince bir ırksınız. Tanımadığım bir insana yaptığı işin için iyi dilekte bulunuyorsunuz. Kolay gelsin. Çoğu kültürde yok. Bizde kolay gelsin. Balık yakan ama rastgele. İş yapan insan, boya yapan adamı tanımaz. Abi kolay gelsin diyoruz. Bu çok güzel bir şey. Bu küçük nüansları da unutmayalım. Çok bunların da kıymetini bilirsek, sözcüklerin altını boşaltmazsak da bence çok daha iyi baş ederiz, çok daha mutlu oluruz gibime geliyor. Şöyle diyebilir miyim? Söyleyebilir miyim? Buyurun. Buyurun.
O zaman sevgi, her işin başı sevgi diyebilir miyiz? Sevmek. Doğru sevgi diyelim. Çünkü sevginin doğru aşırısı da sempatiye giriyor yine. Çok da yani, sevmeyeceğim, doğru seveceğim. Güzel seveceğim. Evet, doğru sevmek. Yani sevmeyi mutlaka ama gene sevmekle de başlıyor. Yani sevgiyi de ön tutmamız lazım. Aynen. İnsanı sevmezsem empati yapmam çok zor. Hani psikologlar evet, genelde insanları sevmiyoruz falan derler ama çok seviyoruz aslında onlarla çalıştığımız için, ama bazen yoruluruz ederiz, ama sevgi olması, empati kurulması mümkün ama zor. Evet. Kendi örnek vermek istiyorum çok kısa. Tabii ki. Ben sigara tiryakisi çok zararını gördüm. Kendi kendime fark ettim ve bırakmak istedim. Zorladım. Her gün kendi kendime söz verdim. Evet. Bu işi başarabilirsin diye ve başardım. Tebrikler. Buradan beri de sigara içmiyorum mesela. Kendi kendime empati yaparak bu işi başardım diye. Tabii ki empati, %100 empati değil, irade de var orada. Doğru ne diyelim ona, sizin kendinizi doğru motive etmeniz, doğru kodlamalar diye geçiyor Türkçesi. Doğru kodlamalar yapmanız, kendinizi olumlamanız çok önemli bu noktada, ama empati kurarak da kendinizle bu noktalara fayda sağlıyorsunuz. Çok özür diliyorum, suratınıza kapanmasın diye. %1 kaldı şarjım, kulaklığım takılı olduğu için şarj da takamıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Yayını kapatıyorum. Sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. İyi akşamlar Ahmet. Görüşmek üzere Ahmet Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.